Rusya-Ukrayna Savaşı tüm dünyayı ama özellikle yakın coğrafyada bulunan ülkeleri yeni bir olguyla yüzleştirdi. Yani tarım ve gıda ürünlerinin yetiştirilmesi, ithalatı ve tedariğinde aksama olduğunda ülkelerin zor durumda kalabileceğini. Oysa kısa süre önce küresel salgında aynı tehlike sinyalleri verilmişti. Daha genel perspektiften bakıldığında iklim krizi zaten dünyanın tarım konusunda neler yaşayabileceğini gözler önüne seriyordu. Küresel gıda fiyatlarında son yıllarda görülmemiş oranda artışlar söz konusu. Önümüzdeki dönemde ciddi bir gıda krizi ve dünyada önemli bir rekabetin yaşanacağı söylenebilir. Hatta gıda açısından ülkeler arasındaki mesafe iyice açılabilir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel fiyat endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İnişler çıkışlar olsa da önümüzdeki aylar ve yıllar içinde gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor. Peki ne oluyor? Ne oldu da dünyada bir gıda krizi konuşulmaya başlandı? Bundan kim ya da kimler sorumlu? Tarım artık önemli bir stratejik sektör mü haline geldi? Gıda fiyatlarındaki artış aslında çok uzun zamandır dünyanın gündemini meşgul ediyor, bizi de meşgul ediyor. Yani bu sadece yaşadığımız Ukrayna-Rusya savaşıyla veya Covid sonrası gelişmeler ya da şu anda yine Hindistan'daki gelişmelerle ilgili değil, onun öncesinde de çok önemli sorunlar vardı ve gıda fiyatlarındaki artışlar başlamıştı. Hatta bu haftaki sayısını yaklaşan gıda felaketi olarak kapak halinde çıkaran dergi bundan 15 yıl önce 2007 yılı Aralık sayısında da ucuz gıdanın sonu diye bir kapak yapmıştı. Gıda fiyatlarındaki artışın temel nedeni aslında pandemiyle birlikte başlayan birçok ülkenin acaba yarın ne olacak endişesiyle stok yapması veya elindeki ürünü piyasaya sunmaması. Çünkü yarın ne olacak bilinmiyor. İşte bu kapanma dönemleri oldu biliyorsunuz. Ya bu ne kadar sürer, bu pandemi daha ne kadar etkili olur diye bilinmediği için böyle bir süreç başladı. Özellikle Çin burada çok etkili. Yani Çin çok ciddi olarak stok yapıyor. İşte mısır, soya, ayçiçeği, buğday. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda dünyada 267 milyon ton civarında bir buğday stoğundan söz ediliyor. Pakistan'da 2010 yılında bir sel oldu ve pamuk üretimi dünyada düştü. Şimdi benzeri bir durum, olay. Şu anda buğdayda söz konusu, üstelik de daha büyük bir miktarın çekilmesi söz konusu. Yani böyle %10-12 gibi bir miktarın değil, buğday için toplamda %25-28 bandındaki bir miktarın çekilmesi söz konusu. Dolayısıyla bu da küresel oyuncular açısından ciddi bir karar sürecine yol açtı. Örneğin Çin dünyanın belki en büyük buğday üreticisi ama aynı zamanda büyük bir ithalatçı. Tabii bu arada ilginç olanı Türkiye'nin de ithalatı Çin'le aşağı yukarı aynı gerçekleşti. Ama ithalat amaçlarımız farklıydı. Uzmanlara göre 21. yüzyılda tarım sektörüne verilen destekler üretimin ötesine geçerek gıda sistemini de kapsayan daha geniş bir çerçevede ele alınmak zorunda. Gıdanın üretimi ve dağıtımı insan, hayvan ve çevre sağlığıyla yakından ilişkili. Özellikle iklim değişikliğine bağlı etkiler dikkate alındığında sorunu belirlemenin yanı sıra çözüm geliştirme sürecine ihtiyaç duyuluyor. Gelişmekte olan birçok pazarda gıda güvensizliği hali hazırda bir toplumsal huzursuzluk ve jeopolitik risk kaynağı oluşturuyor. Artan gıda ve enerji fiyatları Sri Lanka, Tunus ve Peru'da protestolara neden oldu. En ilginci ise Nisan ayında yaklaşık 10 milyon İngiliz yiyecek tüketimini veya öğünleri azalttı.
Fransa'da en yoksul hanelere yiyecek kuponları verme planları yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda ve enerji fiyatlarının yol açtığı enflasyon mevcut yönetimi zorluyor. Dünyanın birçok ülkesindeki manzara da bundan farklı değil. Yaşanan gıda krizinin simgesi buğday oldu. Tarım konusundaki tartışmalarda, hazırlanan raporlarda birçok ürün gündeme geliyor. Ama en çok konuşulan tabii ki buğday ve buğdaya bağlı muhtemel krizler. Buğday fiyatı bu yılın başından beri yaklaşık %60 artmış durumda. Buğdaydaki fiyat artışı ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatlarını da arttırıyor. Bu kriz de ekmek krizine dönüşüyor. Dünya şimdi 2022-2023 sezonundaki üretime odaklandı. Üretimin azalması bekleniyor. Bu durum stokların daha fazla erimesiyle sonuçlanabilir. Ve buğdayın ihracatında daha büyük sorunların yaşanmasını beraberinde getirebilir. Son dönemde özellikle son 3 yıllık, 4 yıllık süre içerisinde birçok açıkçası beklenmedik olay yaşadık. Bir tanesi iklim değişikliği tabii ki. Bütün bunların arkasındaki özellikle tarım emtiyaları tarafındaki en büyük etkenlerden bir tanesi iklim değişikliği. Bir yere tabii ki pandemi süreciyle birlikte ciddi tedarik zinciri sıkıntıları oluşmuştu. Son olarak da tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı buradaki belki de beklenmedik olayların en sonuncusu olarak ortaya çıktı. Tabii son dönemde bunların yanı sıra dördüncü olarak da belki artık ihracat kısıtlamalarını ülkelerin artık bir sınırlı kendi ticaretlerini bir anlamda sınırlandırmayı, stratejik ürüne haline gelen emtialar üzerinde yeni politikalar üretmeyi uygulamaları başlaması da fiyatların açıkçası bu seviyelere gelmesine yol açtı. Buğday üretimine baktığımızda işte %80'ini neredeyse 4 ülke üretiyor. İşte Mısır'da %70, %80'ini 3 ülke üretiyor sadece. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün her ay yayınladığı bir küresel gıda fiyat endeksi var. Buna baktığımız zaman özellikle Mart 2022'de hani tarihi zirveye ulaştı. İşte tahıllarda sadece bir aylık artış %17 civarında, %20'lerde bir artış var. Üretimin belli ülkelerde olması. Mesela ayçiçek yağı üretiminin %60'ı Rusya ve Ukrayna'nın elinde. Orada savaş çıkınca işte bugün Avrupa'da ayçiçek yağı bu ciddi bir sıkıntı. Restoranlarda artık hani bu şeyin yanında, burgerin yanında şey vermiyorlar, patates vermiyorlar çünkü kızartma için yağ bulmakta sıkıntı var. Bu krizlerde buğday daha çok konuşulmaya başladı. Aslında buğday hepimizin hayatında en başından beri en önemli ürün olarak var. İnsan beslenmesindeki en temel ürün tahıllar. Tahıllar içerisinde de bulunduğunuz coğrafyaya göre değişmekle birlikte 3 tahıl önemli. Mısır, çeltik yani pirinç ve buğday. Buğday, mısır ve çeltikten sonra dünyada en fazla üretimi yapılan tahıl olma unvanını koruyor. Sadece beslenmedeki yeri nedeniyle değil, sosyal, kültürel ve tarihsel değerleriyle de toplumlar tarafından kutsal sayılan bir tarım ürünü. Son bir yıl içerisinde hem gübre hem buğday fiyatı uluslararası pazarda 2 katının üzerine çıktı. Pandeminin başından beri gübrenin fiyatı yaklaşık 4 katına çıktı. Bizim Türkiye'deki döviz kur problemini de dikkate aldığımız zaman kur değişikliğini pandeminin öncesinden beri aslında şu andaki ekmek fiyatı, gerçekleşen ekmek fiyatı bizim çiftçinin yani üreticinin üzerine maliyeti eklediğimizi, yüklediğimizi gösteriyor. Yani biz aslında bir nevi şu anda çiftçinin sırtından geçiniyoruz ve bir miktar biz stoklarımızı sayesinde bu fiyatları, bu ekmeği tedarik edebiliyoruz. Ukrayna'yı içine alan Karadeniz bölgesi, dünya tahıl üretimi ve ihracatında çok büyük öneme sahip. Bazı ürünlerde iki ülkenin payı dikkate alındığında dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek güce sahip. Dünya buğday ihracatı ortalama 200 milyon ton. Bu ihracatın yaklaşık %30'u Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştiriliyor. Dünya ayçiçek tohumu ihracatının %32'si, mısır ihracatının %19'u, arpa ihracatının %31'ini Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Toplamda 120 milyon tonu aşan hububat ihracatıyla dünya piyasalarını etkileyecek bir bölge burası.
Dünya gıda kriziyle Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan yüzleşmişti. İklim değişikliği, pandeminin etkisi, lojistik zincirdeki kopukluk bu durumu tetiklemişti. Şimdi bir de savaş var. Çünkü bu iki ülke dünyanın buğday ambarı gibi. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülke buğday, bitkisel yağlar ve gübre de Rusya ve Ukrayna'ya bağlı. Rusya ve Ukrayna'dan talep ettikleri ürünleri alamıyor bu ülkeler. Örneğin Dünya Gıda Programı yoksul ülkelere dağıttığı buğdayın yarısını Ukrayna'dan temin ediyor. Savaş nedeniyle ekim, ürünlerin toplanması ve sevkiyatı mümkün olamıyor. Ukrayna gıda ürünleri ihracatını yapamıyor. Rusya da dışarıya gübre, şeker ve tahıl ürünü satışını yasaklamış durumda. Savaş uzadıkça kriz de derinleşecek gibi görünüyor. Buğday olsun, mısır olsun, pamuk olsun, şeker, kahve. Yani baktığınız zaman ayçiçek yağı, soya fasulyesi, bütün tarım emtiaların genelinde bu artış vardı. Gıda fiyatlarında ciddi artışlar oldu. O yüzden de zaten bir herhalde gıda krizinin içerisindeyiz. Baktığınız zaman enflasyon rakamları da zaten bunu doğruluyor. Yani enflasyon rakamları da Avrupa'da rekorlar kırıyor, Amerika'da rekorlar kırıyor, dünyanın genelinde rekorlar kırıyor. Böyle bir ortam içerisinde tabii ki yani bir gıda krizinin içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. Yani bir gıda krizinin yaşanabileceği bu dile getiriliyordu. Sonra da burada Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte bu daha da doruğa çıktı. Çünkü Rusya ve Ukrayna çok ciddi iki tahıl ihracatçısı. Rusya şu anda kısmen ihracat yapıyor ama Rusya'ya yönelik bir ambargo var. Ukrayna ise limanları vurulduğu için elinde buğday var, bu buğdayı ihraç edemiyor. Bu da tabii ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bu pandemi döneminde aslında birçok üründe kısıtlamalar yaşandı ama özellikle Ukrayna'nın buğday ihracatı yapamaması bazı Afrika ülkelerinde ciddi sıkıntılara neden oldu. Bu iki önemli aktör birlikte toplam buğday ihracatının %34'ünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla dünyadaki buğdayın 1/3 ile bu iki ülkeye bağımlı olan diğer ülkeleri doğrudan etkiliyor. Dünyada ticarete konu olan kalorinin %12'sini sadece bu iki ülke, yani Rusya ve Ukrayna ihraç ediyor. Bu nedenle de ikisi arasındaki savaş da sadece ikisi arasında kalmıyor. Sadece buğdayı da değil, diğer temel tarım ürünlerini, temel piyasaları da etkiliyor. Rusya ve Ukrayna'nın savaşması dünya buğday fiyatlarında çok sert yükselmelere neden oldu. Yılbaşından bu yana buğday fiyatları %53 artarken Hindistan'ın buğday ihracatını yasakladığı 14 Mayıs'tan sonra sadece 2 günde fiyatlar %6 daha arttı. Ayrıca Ukrayna'nın buğdayına muhtaç konumdaki Somali, Benin, Mısır, Sudan, Senegal, Tanzanya gibi ülkeler var. Bu ülkelerden bazıları buğday ihtiyacının %100'ünü Ukrayna'dan alıyordu. Ukrayna ihracat yapamayınca bu ülkelerin buğdaya erişimi tehlikeye girdi. Açlık çeken insan sayısında bu nedenle artış olması bekleniyor. Özetle buğday gibi stratejik bir üründe dünyadaki dengeler her an değişebiliyor. Uzmanlar ve kurumların raporlarına göre dünyada birçok tarım ürününde stoklar eriyor. Ama erime en fazla buğday stoklarında. Dünya buğday tüketimi 2022-23 sezonunda 787 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Tüketim üretimden fazla olunca stoklar azalıyor. Belli ülkeler kendileri için tedbir amaçlı buğday stokluyor ve muhtemel krizler için önlem alıyor. Geçen yılla karşılaştırıldığında önümüzdeki yılın stokları daha da azalacak denmekte. Zaten bu stoklar da bazı ülkelerin elinde. Bunların başında da Çin geliyor. Ayrıca uzmanlar buğday fiyatlarının düşürülmesi için özellikle bu ürünün yem olarak daha az kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Buğday dediğimiz ekmek, yani ötesi yok. Kriz anlarında her şeyden kıstığımızda kalan tek şey o. Onu da yiyemezsek kısabileceğimiz, vazgeçmemize rağmen hayatta kalabileceğimiz bir gıda yok.
Bu nedenle sembol. Buğday ile koyun, gerisi oyun demiş eskiler. Alternatifi bulunana kadar da insan beslenmesinde yeri değişmeyecek diyorum buğday. Ukrayna ve Rusya savaşı arasındaki savaşta ön plana çıkmasının nedeni, Avrupa'nın ekmek sepeti olarak anılan Ukrayna'nın yine önemli bir tarım üreticisi ve küresel piyasa aktörü olan Rusya tarafından işgali, zaten sorunlu olan küresel gıda piyasalarını tedarik ve lojistik konusunda tam anlamıyla vurdu. İhracatçı ülkelerde de artık ihracatın kısıtlanmasını konuşuyor o duruma geldik. Bu en son örneği bunun Hindistan'da ama Hindistan'dan önce Rusya vardı, Çin vardı, Tunus vardı. Bu gibi ülkeler de ihracatlarına çeşitli ürünlerde sınırlamalar getirilmişti. Bu da tabii ki özellikle artan tedarik zinciri sıkıntıları, stok sıkıntıları ve artan fiyatlar nedeniyle önlemler oluyor. Bir diğeri de ithalatçı ülkeler. İthalatçı ülkeler de aslında Rusya-Ukrayna krizi ve pandemiyle birlikte tek bir ülkeye bağımlı olmanın ne kadar sıkıntı verici olduğunu gördü. Fiyatları nasıl yükseltebildiğini gördü. Bu da yeni uygulanan politikalardan bir tanesi diyebiliriz. İthalatçı ülkelerin uyguladığı bir politikada yüksek stok politikasına geçmeye başladılar. Önceden 6 aylık stok bulunduruyorlarsa artık 9 ay, 12 aya kadar çıkan stok seviyelerine politikaları uygulamaya başladılar. İthalat ve ihracatı artık stratejik bir konumda. Alınan her karar milyarlarca insanı etkiliyor. Dünyanın umut bağladığı Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklaması da hayal kırıklığı yarattı. Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en büyük buğday üreticisi. 2022-23 sezonunda 110 milyon ton buğday üretmesi beklenen Hindistan, aşırı sıcaklar nedeniyle üretimini 105 milyon ton olarak revize etti. Yaklaşık 5 milyon ton üretim düşüşü beklenen Hindistan, ürettiği buğdayın %90'ından fazlasını kendisi tüketiyor. Nüfusu 1 milyar 375 milyonu bulan Hindistan, bazı yıllarda buğday ithalatı da yapıyor. Ekonomistler ve gıda uzmanları dünyanın stok yapmak yerine tarımın verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Çiftçilerin mahsulleri iklim ve toprak koşullarına uygun yapması ve yerel üretimlere destek verilmesi çok daha ucuz diyorlar. Ama bunu bir anlayış olarak yerleştirmek gerekiyor. Yine uzmanlar Amerika, Kanada, Avrupa Birliği, Arjantin ve Brezilya gibi gıda ve gübre ihracatçılarının ticaret kısıtlamalarını kaldırması gerektiğini söylüyor. Hindistan'ın da buğday satışlarını açması lazım. Ama son kertede herkes doğal olarak kendi ülkesini düşünüyor. Pek olası olmasa da Çin'in gübre ihracat yasağını kaldırması, mısır, pirinç ve buğday stoklarını azaltması krize bir nebze olsun çare olabilir. Hindistan Başbakanı, Amerika Başkanı Biden'la görüşürken ya bizim elimizdeki buğdayı biz bu ülkeler için paylaşabiliriz, yani ihraç edebiliriz dedi. Ve ihracat yapılacak diye bütün gözler oraya çevrildi. Fakat iki gün sonra, yani 12 Mayıs'ta biz ihracat yapabiliriz dedi. 14 Mayıs'ta ihracata yasak getirdi. Avustralya var ama çok uzak bu ihtiyacı olan ülkelere buğday gönderilmesi. Navlunlar, taşıma maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla aslında Ukrayna-Rusya krizinin, savaşının çözülmesi bu işin bir rahat nefes almasını sağlayacak çözüm olarak görüyorum. Çin ve Hindistan önemli üretici ülkeler ama kendi iç tüketimleri nedeniyle ihracatta daha gerideler. Hindistan tek başına Rusya ve Ukrayna'nın ürettiği kadar buğday üretiyor ama kendi iç pazarını önceliyor doğal olarak. Hindistan'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan tehlikeyi en az hasarla atlatabilmek için ülkenin çabaları var. Buna öncelikle buğday ihracatını yasaklayarak başladı, kendi iç piyasasını koruyabilmek için. Hemen ardından küresel buğday fiyatlarında artış yaşandı. Chicago borsasında, vadeli işlem borsasında buğday fiyatları %5.9 arttı. Ve bu son iki ayın en yüksek seviyesi. Çin hayatı boyunca, yani son 50 yıldaki en büyük alımını gerçekleştirdi geçen 3-4 yıl içerisinde. İleri vadeli kontratlarla da destekledi. Baktığımızda
Hindistan'la Çin'i karşılaştırırsak da mesela onların da nüfusları birbirine çok yakın ikisinin de. İkisi de 1,5 milyar civarında insanı besliyorlar. Ama Çin'in kendi iç buğday üretimi Hindistan'a göre %30 daha fazla ve alımı da önceden yaptı. Dolayısıyla baktığımızda bu dönem içerisinde Çin kendi riskini Hindistan'a göre daha çok azaltmış oldu. Hindistan'ın kendisinin başka amaçlarla da olsa, yani işlenmiş gıdada bile olsa, buğdayla ilgili olan her türlü ihracat payını kısıtlaması yoluna gitmeye zorladı. Rusya ve Ukrayna Türkiye'nin tarım dış ticaretinde çok önemli iki ülke. Buradaki savaş Türkiye'yi iki yönlü hem ithalat hem de ihracat bakımından olumsuz etkileyebilir. Tarımsal dış ticaret açısından Rusya'nın Türkiye açısından önemi daha da ön planda. Rusya'nın 2021 tarım ürünleri ihracatı 36 milyar doları aştı. Bu ülkeden tarım ürünü ithalat rekoru ise Türkiye'ye ait. Uzun yıllar Rusya'dan en fazla tarım ürünü ithal eden Çin ikinci sırada. Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatında ise Rusya üçüncü sırada yer alıyor. Diğer yandan Türkiye tarımdaki buğday üretim payını arttırıyor ve Türkiye büyük oranda buğday üretiyor. Türkiye'nin 2022 yılı buğday üretim verileri fena görünmüyor. Geçen yıla göre üretimde artış bekleniyor. Ancak son 20 yılın ortalamasına bakıldığında artış yok denebilir. 2021'de Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle üretimde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Buğday üretimi uzun yılların ortalaması olan 20 milyon tonun altına düştü. Resmi açıklamalara göre Türkiye'de 2021'de buğday üretimi 17 milyon ton olarak açıklandı. Kuraklığın etkisiyle buğdayda geçen sene son 14 yılın en düşük üretimi gerçekleşmişti. Türkiye buğday ithal ediyor. En yakın Rusya ve Ukrayna. Buradan gemilerle getiriyor. Taşıma maliyeti daha düşük. Ama Hindistan'dan alayım dediğiniz zaman bu ciddi bir maliyet. Hele bir de Amerika'dan, Avustralya'dan alayım derseniz hani buğdayın fiyatı neredeyse hani fiyatının üçte biri kadar da taşımaya ödüyorsunuz. Bu da ciddi bir maliyet. Bu da tabii çok sıkıntılı bir durum. Tabii bazı ülkeler kendine göre önlemler alıyor. Yani bunu tüketiciye yansıtmamak için, tarımsal üretimi sürdürebilmek için çok önemli destekler açıklanıyor. Türkiye'nin tabii ki kendi üretimi vardı. Özellikle buğday tarafında üretim olduğunu söyleyebiliriz. Talep de tabii ki yüksek gidiyor. Yani bir nevi aslında Hindistan'la paralel olduğunu söyleyebiliriz Türkiye'nin durumunda. Ama Türkiye'nin şöyle bir de durumu var. Yani Türkiye bir nevi köprü niteliğinde bu ürünlerde. Yani buğday ithalatına ihtiyaç duyuyor. Çünkü Türkiye'de ciddi bir un üretimi var ve un ihracatı da var. Bu anlamda Türkiye bu noktada böyle bir talep olduğu için de maalesef bu buğday fiyatlarında yükselişi de yol açıyor. Çünkü ithalata ihtiyaç duyuyorsunuz. İthalat edeceğiniz ülkelerdeki eğer tedarik sıkıntıları olursa maalesef burada fiyatlar yükseliyor. Bu da ister istemez yerel fiyatları da etkiler duruma geliyor. Türkiye'de buğday ihracatçısı ülkeler arasında aslında geleneksel anlamda buğday da üreten, buğday işleyen bir ülkeyiz. Buğday ürünlerini ihraç eden de bir ülkeyiz. Ama beslenmesi buğdaya dayalı ve son yıllarda buğday kendine yetmeyen ve ihracat yapmak zorunda olan bir ülkeyiz biz. Rusya'dan alıyoruz buğdayı büyük ölçüde. Rusya'da üretilen buğdayın alıcısı durumundayız. Dolayısıyla bunlardan etkilendik biz de. Ama un ve ekmek fiyatlarını tek arttıran kalem buğday bedeli değil. Yani enerji maliyetleri, iş gücü maliyetleri, hem üretim, hem işleme, hem de dağıtım maliyetlerini arttırıyor. Dolayısıyla çok sorunlu bir ortamdayız. Türkiye'deki fiyatlamaya bakacak olursak, bizim üzerimizde 3 tane faktör var şu anda. Bir tanesi nüfusun artışıyla birlikte uzun vadede gelen bir trend. O da kişi başına su miktarımızın azalıyor olması. Çünkü mesela buğday bitkisini veya diğer tahılları ne kadar ekebilir olduğunuz aslında ne kadar kişi başına su potansiyeliniz olduğuyla da ilgili. Çünkü bunlar normal zamanda pandemi dönemindeki fiyatlamaları dışarıda bırakırsak
doğal yağışla aldığınız suyla beslenirler ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bulunduğunuz iklimin kurak ve yarı kurak olmasından ziyade su profiline göre bir değerleme kazanır. Dünyada ürün bolluğu ve ucuz ithalat dönemi sona eriyor. En büyük endişe kaynaklarından biri haline gelen üretim eksikliği ve gıda fiyatlarındaki artış ancak üretimi arttırarak olumlu hale getirilebilir diyenler var. Her ülke özellikle stratejik ürünlerde öngörülü davranarak yaşanacak olumsuz durumlarda güvencesini sağlayabilmek için kendi kendine yeterli üretim yapmaya yöneliyor. Genel görüşe göre buğday alım fiyatının hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruması gerekiyor. Buğday fiyatının artması ekmek fiyatının da artması anlamına geliyor. Bunun için devletlerin girdi bazında desteklerini arttırması zorunlu gibi. Yine uzmanlara göre üreticiyi desteklemek şart. Ayrıca arzı geniş bir zamana yayarak üreticiyi korumak amacıyla kurulan depo uygulamasının doğru işletilmesi gerekiyor. Ama asıl önemlisi buğday gibi stratejik tarım ürünlerinde dışa bağımlılığı daha da azaltmak önde gelen hedeflerden olmalı denmekte. Genel olarak baktığımız zaman Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye sadece üretim veya tüketim anlamında değil, aynı zamanda burada ticaret yollarının kesiştiği noktalardan da bir tanesi. Çünkü biraz önce bahsederken zaten en büyük talebin aslında Afrika ve Orta Doğu tarafında olduğunu söylemiştik. Türkiye aslında bunların geçiş yolu üzerinde ve birçok firma aslında yavaş yavaş Türkiye'de öne çıkmaya başlamıştı. Özellikle bu ticaret konusunda hem ithalat yapıp hem de ihracat konusunda. Bu anlamda Türkiye kritik bir rol oynuyor ama baktığımız zaman içeride çok ciddi bir tüketim var. Bu tüketim de maalesef fiyatların yükselmesine yol açıyor ve dışa bir nebze bağımlıyız. Bu kaçınılmaz bir nokta. Bu da Türkiye'deki fiyatlamaları da maalesef küresel fiyatlamalı fiyatlarda bir değişim olunca Türkiye'deki fiyatları da etkiliyor. Türkiye'deki sorun, Türkiye'de yeterince çiftçinin desteklenmemesi nedeniyle fiyatlar çok daha yüksek. Bir de Türkiye tarım ülkesi, yani bu konuştuğumuz bütün bu küresel tarım sisteminde aslında Türkiye çok önemli bir oyuncu olabilir. Eğer üretim yapabilse, kendi verimliliğini arttırabilse gerçekten hani Ukrayna'nın, diğer ülkelerin yarattığı boşluğu Türkiye doldurabilir. Fakat Türkiye bu konuda hani hep bir tarımda sorun çözme politikası uyguluyor. Yani geleceği görerek, planlayarak bir üretim yerine bir sorun oluyor, o sorunu çözmek için işte ithalat yapalım. Türkiye'nin bir üretim politikasına dönmesi gerçekten bu yeni tarım düzeninde Türkiye'de ciddi bir sıçrama yaratabilir. Hem de kendi içerisinde gıda fiyatlarının düşmesine yol açabilir. Katma değerli ürünler yetiştirmek önemli ve gerekli ama temel gıda maddelerinde kendine yeterli olmadan bunu yapamayız. Bunun için de orta ve adede zaten hazır olan mevzuatı işletmek, hazırlanan kalkınma planlarını ve özellikle Avrupa Birliği adaylık sürecinde hazırlanan onca metni, strateji dokümanını, eylem planlarını raflardan indirmeli ve uygulamalı. Bunun da bir devamlılığının olması gerekiyor. Mesela önümüzdeki 5 yıl boyunca tarım politikası ne olacak? Hangi ürüne ne kadar ve nasıl destek verilecek? Bunları bilmeliyiz ki üretici kendini ayarlayabilsin. Kısa vadede ise yapmak zorunda olduğumuz tek şey üreticinin de tüketicinin de desteklenmesi. Uluslararası kuruluşlar gıda ve tarımda yaşanan krizi büyük bir tehdit olarak ele alıyor. Önlem alınmadığı takdirde gelecek yıllarda gıda maddelerinin eksikliği ve artan gıda fiyatlarıyla daha fazla yüzleşileceği ortada. Bazı uzmanlara göre tüm dünyayı sarsacak olan küresel kriz ne petrol, ne enerji, ne de finans sektöründe olacak. Kriz tamamen gıda ve su kaynakları üzerinde kendini gösterebilir.
Dünyadaki küresel iklim değişikliği, kuraklık, tarım arazilerinin azalması, ciddi verim kayıpları gıda krizinin olabileceği senaryolarını güçlendiriyor. Salgın ve savaşları da hesaba katmak gerekiyor. Buğday gibi stratejik bir üründe dünyadaki dengeler her an değişebiliyor. Buğdayın önemli merkezlerinden biri de Türkiye. Türkiye'nin ithalata değil, üretime dayalı bir politikayla kendi ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Dünya fiyatları, maliyetler, iklimsel faktörler, arz ve talep dikkate alınarak çiftçinin mağdur edilmemesi zorunlu. Buğday fiyatlarında maliyetin üzerinde bir refah payını da eklemek gerekiyor. Tarım ve gıda artık stratejik sektörler arasında sayılıyor. Ülkelerin güvenlikleri ve gelecekleriyle arasında bağ kuruluyor. Tarım, enerji kaynakları ya da savunma harcamaları kadar önemli bir hal alıyor. Tarım imtiyalarının bir stratejik ürün olarak kabul edilmesi ve buna yönelik olarak da yeni politika üretilmesi gerekiyor. Bu yeni politika sadece tek bir nokta işte stok yapalım veya ihracatı arttıralım veya ihracatı kısıtlayalımdan öte nasıl bir üretimi arttırabiliriz? İki, tedarik zincirini nasıl çeşitlendirebiliriz? Üçüncüsü de bu ürünlerdeki verimliliği nasıl arttırabiliriz? Bu üç kapsam içerisinde bir stratejik ürün kabul edilip, stratejik ürün kabul edilen tarım imtiyalarında yeni politikalar uygulanması lazım. Aslında bu çok da bilinmeyen veya yeniden keşfedilen bir şey değil. Stoğu olumlu anlamda aldığımız zaman elbette ki ülkelerin gelecekteki ihtiyaçları için, olağanüstü durumlardaki ihtiyaçları için temel ürünleri stoklamaları gerekiyor. Temel ürünler ülkeden ülkeye değişebilir. Bizim için lüks olan bir ürün başka bir ülke için temel ürün olabilir. Bunların stoklanması gerekiyor. Zaten tarım ürünlerini üretildiği anda hepsini birden piyasaya sürsek, bunlar her an üretilebilen ürünler değil. Tüketicilerin alabileceği miktarlar da belli. Bunların saklama koşulları, dayanıklılığı, depolanması gerekiyor. Depolandığı zaman biz pazarlama faydasının arttığını, bunun zaman faydasının arttığını söylüyoruz. Savunma sanayinden de daha önemli. Bugün birçok uzman şunu dile getiriyor. Yani Putin buğdayı bir silah gibi kullanıyor. Yani sadece S-400'leri veya füzeleri kullanmıyor. Aslında buğdayı da kullanıyor. Ayçiçeğini de kullanıyor. Yani dünyada artık tarım ürünleri gerçekten bir silah gibi kullanılır hale geldi. Bir ülkeye ambargo uygularsınız, gıda ambargosu uyguladığınız zaman o ülkenin artık çok fazla yapabileceği bir şey kalmıyor. Dolayısıyla da hani silah ambargosu kadar etkili bir silah. Tabii ki ben tarım yazarı olarak gıdayı silah olarak nitelemek istemem ama kullanım biçimi şu an ne yazık ki bu noktaya geldi. Ve tarım gerçekten de stratejik bir ürün. Hep söylediğimiz gibi yani petrol üreten ülkeler deyiminin yerini gıda üreten, tarım üreten ülkeler almaya başladı. Bunu görüyorum. Genellikle ülkeler kuraklık dönemlerindeki riskleri dikkate alarak bir veya iki dönem için yeterli stoğu yaparlar. Ama bu iki dönemin üzerine yani iki hasat döneminin üzerine çıktığında bu stoklar risk dönemine girecektir. Türkiye açısından söylemiyorum ama dünyada bazı ülkelerin risk dönemine girmesine ben yakın olduğu kanaatindeyim. Yani bu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde eğer Ukrayna krizinde gıda özellikle tahıldan başlayarak gıda dışarı gitmezse, enerji fiyatları yukarı trendini sürdürürse özellikle yarı kurak ve kurak iklimdeki ülkeler nüfus başına üretiminin 100 kilogram veya altında buğday olan ülkeler bunlar stok riskine girecekler. Bilim insanları tarafından gıdada yaşanacak bir krizin küresel barışı bozan bir güvenlik krizine neden olabileceği ifade ediliyor. 1973 yılında dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, "Petrolü kontrol edersen ulusları kontrol edersin. Yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin" demişti. Bu sözler yıllar öncesinden tarımın ve gıdanın stratejik önemini gözler önüne seriyor. Bu çerçevede hiçbir ülkenin beslenmek gibi yaşamsal bir konuyu sadece dışarıdan sağlayarak gerçekleştirmesi
zor denmekte. Her ülkenin kendi topraklarında iç tüketimini karşılayacak kadar üretim yapması artık şart gibi. Baktığımız zaman bugün işte çok sayıda yabancı yayınlarda da hep görüyoruz. Artık tarım konusu, işte buğday, gıda fiyatları hep dergilerin, yayınların kapaklarında yer alıyor. İşte uluslararası toplantılarda en çok gündem olan konulardan birisi haline geldi. Burada da baktığımızda işte Türkiye gibi hani tarımsal potansiyeli yüksek ülkelerin bunu stratejik bir sektör olarak kabul edip buna uygun davranılması gerekiyor. Özellikle dışa bağımlı ülkeler ciddi fiyatlamaları geçtim, ciddi tedarik zinciri sıkıntılarıyla baş etmek zorundalar. Çünkü fiyatını ödeseniz bile örneğin Hindistan'dan buğday alamayacaksınız. Veya ne bileyim Rusya'dan gübre alamayacaksınız. Artık ülkeler böyle sıkıntılar bekliyor. Buna yönelik de zaten ülkelerin biraz önce de bahsettik zaten ithalatçı olan ülkelerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesini, çeşitlendirme politikasına gittiğinden bahsettik. Bu çok daha fazla uygulanmaya başladı. Avrupa bunu zaten hemen uygulamaya başladı. Çin bunu uygulamaya başladı. Ama bunu uygulayamayacak ülkeler de var. Riskli bir dönemde olduğumuz gözüküyor Türkiye içinde. Bunun için de tabii çıkış yolları da var. Eminim Tarım Bakanlığı'ndaki kişiler de çiftçinin özellikle hibe ve desteklemesindeki politikanın acilen buna uyarlanması, bu profile uyarlanması, esneklik sağlanması, dolayısıyla tarımdaki finansmanı Türkiye içerisindeki ekimi artırarak maliyet bir parça artsa bile en azından küresel anlamdaki maliyet artışına göre yine de nüfusumuzu besler, Türkiye seviyeli nüfusumuzu özellikle besler durumu korumamız için gerekli tedbirleri alırlar. Hem üreticinin hem tüketicinin desteklenmesinin toplam maliyeti bugün yüksek maliyetler nedeniyle tarımdan çekilen üreticinin tekrar tarıma dönmesi ve yüksek gıda fiyatları nedeniyle yeterli ve dengeli beslenmeyen nesillerin gelecekteki sağlık maliyetlerinin toplamından yüksek olmayacak. Yani sonuç olarak bugün desteklemeye, üreticinin ve tüketicinin desteklenmesine ayrılan destekler bizim geleceğimizi kurtaracak. Tarımın önemi kadar dünyada önümüzdeki dönem belirsizlikler de artacak gibi görünüyor. Sadece hiç tahmin edilmeyen savaşlardan dolayı değil. Toprağın kaybı, verimsizleşmesi, kuraklık, tarıma yatırım yapılmaması gibi unsurlar önümüzdeki yıllarda çok daha tartışılacak. Büyük oranda dışa bağımlı olanlar, kaybedenler tarafında olacak diyenler var. Üstelik Rusya-Ukrayna savaşı bir gün sona erecek ama gıda krizi farklı nedenlerle sürecek gibi. İklim krizi, kuraklık gıda kaynaklarını etkilemeye devam edecek. Bu nedenle küresel liderlerin ne ekersen onu biçersin nasihatını unutmaması gerekiyor.